Bülent Orakoğlu, Halk TV'nin gerçek sahibi. Akın İpek mi? CHP yanlışı basın kuruluşlarının kirli para trafiği ortalığa saçılmaya devam ediyor. Halk TV, Artı 1 TV, Tele 1 TV, Kanal Türk, Sözcü, Cumhuriyet gibi gazete ve televizyonların bir kısmını FETÖ, diğer bir kısmını Batılılar besliyor. Sanki karşımızda muhalif değil, besleme bir medya grubu var. Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar yayınladığı videoda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK'yı neden karşısına almıyor? Kasette genel başkan olmasının perde arkası nedir? Tesev kuruculuğu perde arkasında ne var sorularını sorarak Halk TV'yi satın alan Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ yani Akın İpek ve onun parası var iddiasında bulunmuştu. Bu iddia üzerine ön kibar, yurt dışından telefonla kendisini arayan Cafer Mahiroğlu'nun kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Gazeteci Önkibar, Halk TV'yi bu ekip satın aldıktan sonra FETÖ PKK eksenine yakın isimlerin televizyonda program yapmaya başladıklarını, eski yönetimde yapılan ve çok izlenen programlarda sık sık FETÖ ve PKK eleştirileri yapılarak toplumun aydınlatıldığını şimdilerde ise bu eleştirilerden eser yok diyerek tepkisini dile getiriyordu. Masak Halk TV'nin satışında FETÖ izlerini araştırıyor. Sabah yazarı Dilek Güngör, resmi kayıtlarda kanalın patronunun Cafer Mahiroğlu değil, eniştesi Süleyman Özen'in görüldüğünü ifade ederken, Mahiroğlu'nun İngiltere'deki şirketlerinin borç batağında olduğunu ileri sürdü. İngiltere'de şirketleri zora giren Mahiroğlu'nun Halk TV'yi nasıl aldığı merak konusu. Masak Halk TV'nin batık paravan patronu Mahiroğlu'nun para kaynaklarını mercek altına aldı. Masak Mahiroğlu'na Londra'daki FETÖ sermayesinin gizlice destek veri vermediğini araştırıyor. Cafer Mahiroğlu ise gazeteci yazar Önkibar'ın iddialarını reddederek Atatürkçü olduğunu, kendisini FETÖ ve PKK ile ilişkilendirenlerle yargı önünde hesaplaşacağını açıkladı. İmamoğlu'na yakınlığıyla biliniyor. Cafer Mahiroğlu'nun yakın olduğu CHP'li isimlerse çok dikkat çekti. Mahiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla da biliniyor. Halk TV'nin Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde olması Halk TV'yi bir çuval dolar sayıp alan Mahiroğlu'nun CHP sevgisine mi işaret ediyor yoksa FETÖ iddialarının doğruluğuna mı? Bekleyip göreceğiz. Artı bir TV için İstanbul'da CHP'li belediyelerden toplanan 20 milyon dolara ne oldu? kara para soruşturmasıyla ABD'nin kucağına oturan Sezgin Baran Korkmaz'ın finansmanıyla Artı Bir TV'nin kurulduğu Yılmaz Özdil tarafından dile getirildi. Korkmaz'ın parasıyla AK Parti düşmanlığı yapılan kanalda Uğur Dündar, Can Dündar, Mirgün Cavas, Özgür Mumcu, Pelin Batu, Yavuz Ohan, Koray Çalışkan gibi isimler çalıştı. Gezi kalkışması sürecinde kurulan Artı Bir TV ile ilgili ilginç bir iddiayı 12 Haziran 2019 tarihli Uğur Dündar'ı kim tehdit etti başlıklı köşe yazımda açıklamıştım. YSK kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yenilenecek. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda ortak canlı yayında karşı karşıya gelmesi konusunda anlaşmışlardı. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar'ı moderatör olarak dönermesi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu şok etmişti. Başlangıçta kendisinin övülerek böylesine önemli bir canlı yayını yöneteceğinden aşırı memnuniyet duyduğu anlaşılan Uğur Dündar, sürpriz bir kararla ve ne dediği anlaşılamayan bir açıklama ile moderatörlükten çekildiğini açıklamıştı. 8 Haziran sabah saatlerinde Dündar kendisinin çeşitli yöntemlerle moderatörlükten çekilmesi için yapılan baskılara pabuç bırakmayacağını, çıkıp bu yayını aslanlar gibi yöneteceğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Uğur Dündar'ın böylesine önemli bir gazetecilik olayından kaçmasının nedenleri üzerinde çok duruldu. Aslında Uğur Dündar üzerinde kim bu kadar etki sahibiydi? Bu kişiyle Uğur Dündar arasında nasıl bir ilişki vardı? çözmemiz gereken asıl sır bu zannımca. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye ait bir televizyon kurmak için faaliyete geçtiği yıllarda bazı CHP'li belediyelerden toplanan illegal veya haraç olarak toplanan milyonlar yatıyor. Peki o dönemde paralar kime emanet edildi? Şu anda paralar kimde? Yaklaşık 20 milyon dolardan bahsediliyor. Belediyelerden toplanan haraçların akıbeti ve emanetçi konusunda adli tahkikat başlatılırsa Emanetçi Sürpriz isimle birlikte Kılıçdaroğlu ile DHKPC arasında irtibatı sağlayan isim de ortaya çıkarılabilecek. Zira emanetçi ile DHKPC irtibatını sağlayan aynı ünlü kişi. CHP'de yaşanan kara para skandalı CHP eski genel sekreter yardımcısı Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan kara para skandalı ile ilgili A Haberi açıklamalarda bulundu. Artı bir TV'nin kurulması için toplanan paraların nerede olduğunu soran Sevigen, Kılıçdaroğlu'na bu olay ortaya çıkmazsa bu kara leke CHP'nin üzerinde kara basan gibi durur ve biz bunun altından kalkamayız diyerek komisyon kurması yönünde çağrı yaptı. Öte yandan Sevigen, FETÖ'cü eski CHP'li vekil Aykan ile ilgili bunları kim getirdi bu partiye, kim bunları milletvekili yaptı, bunları sorgulamayacak mıyız şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu bu konuda her zaman olduğu gibi üç maymunu oynamaya devam ediyor. Sükut ikrardan gelir atasözü sanki Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde gerçekleşen yolsuzluk ve kara para olayı için söylenmiş gibi. Siz ne dersiniz? <laughs>